dışına bırakırsak ne olur? Bak, şu anda ayrı bir yere gittik arkadaşlar. Dikkat edin. Regex diye bir yere gittik. Ve şu anda farklı bir yere gittik. Detaylar diye bir şey yazdı bak. Dikkat ediyor musunuz? Şu biri alıyorum bak başından. Selamlar diye bir yerdeyiz. Bak. Şuradayız yani. Şöyle diyelim. Regex. Regex. Selamlar. Tamam mı? Veya da şöyle diyelim ki kurallı. Kurallı selamlar diyelim. Tamam mı? Bak. Bulunduğumuz yer burası olacak şimdi. Benim size anlatmaya çalıştığım şeyler arkadaşlar çok önemli şeyler. Bunları lütfen dikkatlice yani bunları anlarsanız zaten bundan sonrası sizin için çok kolaylaşacak. Bak mesela adam şu şekilde geldiğinde bak sonunda sayı var veya da şu regex adresine gelmiş. Dikkat ediyor musunuz? Şöyle bir sayfaya bir geldi bak. Şuradayız. Şimdi peki ya diyorum. Şunun başında sayı olursa ne olacak? Al. Başında sayı var. Normalde bizim şu adresteki şu regex'e geldiğinde bak adam ne diyordu? Sayıyla gelmeyecek. Sayı yok. Kural koymuş adam. Kural. Tamam mı? Sayıyla diyor bir gelemezsin. İşte bak adam sayıyla bir geldi. O zaman ne olacak? Bak bu sefer gitti bir detaylar diye bir yere. Peki ya bir detaylar nerede? Daha da burada bak. Adam gitti şu metoda gitti bak. Görüyor musunuz? Diyor ki burası esnekti o zaman diyor. O zaman plaka numarasını diyor ben buraya koyarım. İşte şehir adını da buraya koyarım diyor. Bu şekilde algıladı bakın. Ne oldu? Bak burayı sanki şehir adıymış gibi gördü. Şurayı da plaka olarak gördü. Görüyor musunuz? İşte şeye de kural koymanın şeyi dediğim bu. Yani şehre de şuraya da arkadaşlar plakaya da bir kural koyabilirdik. Şöyle yapıp şuraya da bir kural koyabilirdik yani mesela. Onu demeye çalışıyorum. Yani RESTful eğer ki adres satırında arkadaşlar kaynakta eğer ki buraya uymuyorsa yani bu kalıba uymuyorsa eğer ki kendine uyan bir kalıp varsa mesela diyelim ki adam bir baktı aa yani burası uygun geldi adama. Adam hemen burayı çalıştırır. Yani bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım. Peki başka bir şey daha işte yapalım. Şimdi sizlerle arkadaşlar yani birçok şey aslında mesela şöyle geleyim. Şunu işte yapmıştık. Mesela bakın. Şunu kopyalayayım. Şöyle yine aşağıya geleyim. Selam ver. Ne diyelim buna? İşte en son birkaçta kalmışız. Selam ver, selam ver. Selam ver. 4 olsun mesela. Bak, burası sadece böyle hani selamlama yani bu şekilde değil de şey de yaptırabiliriz arkadaşlar. Şöyle sayı aldırabiliriz. Bak, şunu gibi. Şunu aslında kullansaydım daha güzel olur diye. Şunu alayım arkadaşlar. Şunu şöyle. Selam ver. Şöyle yine böyle bir 4 olsun. Bak, şurada mesela bir kelime kullanmışız değil mi? Ya bu kelime yerine böyle sayı da kullanabilirdik mesela. Hiç sorun olmazdı. Ama var ya bu sabit bir şey olurdu. Yani adam bunu kullanacağı zaman burada artık yani bunu bu şekilde kullanmak bir zorunda kalırdı. Yani şöyle bir çünkü buradaki bu bir bunu temsil ediyor arkadaşlar. Yani bu da sadece hani bilgi olsun diye kullanırsınız diye arkadaşlar. Bakın şunu şöyle alıyorum. Dikkat edin şimdi. Çalıştıracağım. Ya bu anlattığım şeyleri arkadaşlar sizler çok sık kullanacaksınız bunları. Çünkü bu şekilde oluyor zaten. Mesela adam tutuyor. Şöyle bir şeyi oluşturmuş. Burada bak görüyor musunuz? Arada bir var. Evet şu anda tabii ki uygulama şöyle bir durdurmam lazım şunları. Üst üste geldiler. Ya Burak bir dur Allah'ını seversen yani adım adım hepsi olacak. Hepsi olacak. Yani bütün hepsi olacak. Yani çok acele ediyorsun. Yani sabırla sabırla. Ne demiş şair? Meyveler sabırla işte olgunlaşır. Bu niye çalışmadı ya?
Hayda. Bu arkadaş niye çalışmadı? Bir dakika. Sabırlı olacak her şey. Çünkü bunları bilmeden üst düzey şeylere zaten isteseniz de bir gidemezsiniz yani. Bunlar işin en can alıcı şeyleri bunlar. Tamam, şimdi çalıştı inşallah. Hayda, bu bir de bir şey var ya, bu kullanıcı. Bir dakika, şu çalışıyor mu? Çalışıyor. Burada ne var ki? 80-80. Rest kullanıcı muhab. Ha, şu önünde bir boşluk var ya. Arkadaş ya, yani bir boşluktan dolayı. Yani Burak hocam, size kızmadım ha. Onu söyleyeyim. Ama adım adım. Bak adam ne yaptı şu anda? Bak şu araya bir yazdığında bir başka metodu kullandı. Görüyor musunuz? Yani sayı da kullanabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Yani ille de hep buralara böyle harf yazacaksınız diye bir şey yok. Yani neymiş? Serbest bırakabilirmişim. Yani böyle esnek bırakabilirmişim. Esnek bırakırsam orası parametre olur. Esnek bırakırsanız bir başınıza ne geleceğini de bir gördünüz biraz önce. Adam bak kural koymasına rağmen, bak burası esnek değildi ama bak burası esnekti ama bak iki tane esnek olan bir metot vardı. Yani şu işte adreste bir duran. Bakın buraya bir gitti. Yani bu tarz şeyler var yani. Şimdi bu senaryonun bu taraflarını görmezden bir gelemeyiz. Şimdi burayı işi biraz daha şöyle büyütelim. Şöyle bu sefer şu örneği şöyle mesela biz ne demiştik biraz önce? Adı şurayı şöyle biraz da şöyle yapalım. Adı değil. Şöyle işte yaşı olsun. Şöyle. 2 diyelim. Buraya da. Yani böyle 2, 3. Artık onlar serbest arkadaşlar. Siz arttırıyorsunuz buraları. Böyle projede. Bak şimdi virgül dediniz. Şunu bu sefer şuralar yani yaşı oldu. Şuraları şöyle kenara alayım. Şöyle işte yaşı oldu, tamam mı? İşte adam ne oluyor? Şu parametreyi burada bir karşılıyor. Şu parametreyi burada karşılıyor. Tamam mı? Adam ne oldu? Şu ikisini almış oldu şu anda. Peki ya bunların ne yapacak? İstediği gibi kullanabilir. Bakın aynı Java'daki gibi. Ya zaten Java yapıyoruz zaten arkadaşlar. Bakın şu metodun adıyla bu metodun ismi de aynı olabilir. Yani bak parametreleri farklı. Burada bir parametreli. Şu birinci parametresi, bu da ikinci parametresi. Bakın yani bu şekilde de var. RESTful yaparken Java'nın her şeyini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki işte müşteri bilgisini al diyelim biz. Bilgisini al diyelim. Yani bu şekilde bir isim verdim ben. Hatta isterseniz o diğerine de aynı adı verelim ki şöyle olsun. Fark etmiyor yani. Siz yani bu şekilde kullanabileceğinizi bir görün diye dedim. Peki, tamam. Adam bu isimleri böyle kullandı. Selamlar. Adını söyledi. Artı şöyle desin. Yani selamlar. Yaş desin. İki nokta şöyle işte yaş desin. Yaşı demişiz. Bak burada ne dersek onu. Tamam mı? Burada da işte yaşını. Bu şekilde de yani bilgi alabiliyoruz arkadaşlar. Selamlar. Adı. Veya da hiç selam demesin artık. Adı desin, soyadı desin falan gibi şeyler. Ki şimdi bunları bakın bu şekilde kullanmamın sebebi şey arkadaşlar. Bizler kullanıcıdan bu şekilde bilgiler alıyoruz. Veya da kullanıcılara bu şekilde bilgileri sunuyoruz. Yani bak şimdi. Bu sefer ne olacak? Adam şöyle bir adres oluşturuyor. Şu, yani adamın adresi bu şekilde olmuyor. Şurası 2 oluyor. Bak burası adı oluyor. Burası da mesela diyelim ki yani işte yaşı oluyor. Mesela diyelim ki şöyle 5 veya da yani işte 25 mesela. Şöyle bir şey. Şu boşluğa dikkat. Şunu alırken dikkat dikkat. Evet. Şöyle geldik bakın. Bak ne oldu? İşte o metoda gittik bak. Görüyor musunuz? Eğer ki şunu kullanacak olsaydım yani sayıları da kullanabildiğinizi bir görün. Onu demek istiyorum. Evet yani aynı olunca işte override ediyorsunuz hocam. Aynı zaten Java'daki bütün bir kuralları burada kullanıyoruz hocam. Yani bir kaynakta iki metot olmuyor hocam. Hatta ilk örneğimizi hatırlıyor musunuz? Yani ilk örneğimizi. Hani iki tane metot vardı.
Adam ne yapmıştı? Okumamıştı. Yani sadece işte ikinciyi okumuştu. Bak şunu işte. Şu vardı. Bir tane daha vardı. Bak bunu okumamıştı. Niye? Çünkü bak bu da aynı kaynakta, bu da aynı kaynakta bir duruyor. Parametreleri farklıysa ayrı. Orası ayrı. Ama iki tane aynı tarzda olmuyor. Şimdi onu da yaparız. Parametreleri farklıysa o zaman olur. Yani adam zaten bu parametreden bir fark ediyor. Mesela ne gibi? Şunun da bulunduğu adres aynı, bunun da bulunduğu adres aynı ama parametreler ve iç yapısı farklı. Yani. Evet, şimdi ben ne yapacağım başka? Size şeyden de söz edeyim. Matrix parametreden söz etmedim daha. Dur ondan da bir söz edeyim. Şöyle şunu kopyalıyorum arkadaşlar şunu da. Ya bunlar önemli şeyler ya. Bunları bilmeden zaten bir şey yapmamız çok zor. Yani size şu Matrix'ten de bir söz edeyim. Matrix parameter diye bir şey var. Şimdi bu arkadaş şey yapıyor arkadaşlar. Yani adam tutuyor adres mi satırı şöyle bir şey olsun. Bak şimdi adres satırı şöyle bir şey olsun. Bak mesela kullanıcı dedikten sonra adam buraya diyor ki mesela adı bu bir anahtar oluyor tamam mı? Adı dediği şey bir anahtar olmuş oluyor artık ya. Yani adam bu saatten sonra şöyle adı bak virgüllerle de ayırabiliriz bak şunun gibi. Kullanıcı şöyle bir noktalı virgül. Görüyor musunuz? Arada bir noktalı virgül. Artık öyle slash yok da. Adı dedi ki Murat dedi. Yine noktalı virgül. Mesela ülke dedi. Mesela işte ülkesi. Şöyle dedi ki Türkiye. Türkiye. Şeyinde şu Türkçe karakter düzeltmesiyle de ilgili mesela onu da şimdi kullanayım madem. Ü'yü kullandım bakın. Türkiye. Görüyor musunuz? Bak şimdi yani şöyle bir şey bir gelirse ne olacak? Bakın adamın adını girdi, ülkesini girdi ve Türkçe'de bir karakter var. Şimdi Türkçe karakter normalde kullanırsanız yani ortalık şenlenir arkadaşlar. Şuraya da şey yapalım. İşte üretilecek bir kaynak türünü de söyleyelim. İşte şey üretilsin yine işte HTML üretilsin. Text. Şöyle yapacağım. Text. HTML. Tamam mı? Buraya da şey. Adam diyor ki nasıl bir şey olsun abi? Yani hiç böyle parametre bir girmeseniz de olur. O zaman şöyle bir doğrudan işte en kök tarafta bak burada ne var? Mesela kullanıcı var ya. Kullanıcıdan sonra arkadaşlar yani bir direkt bunu kullanacak. Ha buraya da şey yapalım. Selam bilgisi falan değil de işte ne diyeyim? Personel bilgisini al. Yani buraya istediğiniz bir adı kullanabilirsiniz. Şu anda bakın şu kalıpta bir şey var. Adamın adı geliyor. Ülkesi geliyor. Ama bir dikkat edin bu bilgi yani pette gelmiyor arkadaşlar. Bu bilgi şuradan itibaren geliyor. İşte ben şuradaki bilgileri şöyle şu noktalı virgüllerle ayrılmış bilgileri arkadaşlar belirli bir kalıba göre alabiliyorum. Onları şuna göre alıyorum arkadaşlar. Matrix Matrix param. Heh, şununla alıyorum işte. İki tane var değil mi? İki tane var. Bak şu birincinin adı ya adı. Şu ikincinin adı ne? Ülke. O zaman şuralar şöyle ülke oluyor. Bak, ülke. Şöyle ikinciye göre. Şunlara da şöyle ülke diyeyim. Şöyle. Ülke. Bakın dikkat edin. Türkçe karakterler kullandım. Yani şöyle bakın. Türkçe karakterler. Hatta Murat'ın yerine daha böyle arkadaşlardan birisinin yani isim var mı arkadaşlar? İsimlerinizi kullanabilir miyim? Yani size örneklerden. Yani izin var değil mi? Tamam bakayım şöyle isminde bir Türkçe karakter olan tamam. İsminde Türkçe karakter Halil İbrahim Bey'i kullanalım adını. Süleyman Bey var. Süleyman. Gerçi Türkiye'de de işte Ü vardı da yani farklı bir şey olsun ya.